Herkese merhaba. İsterseniz bu videoya Merve hakkında konuşarak başlayalım. Merve futbol oynamayı çok seviyor. Yine bir gün maçlarından birinde çok hızlı koşuyor, gol atıyor ve ardından düşüveriyor. Bu sırada dizi çiziliyor ve kanamaya başlıyor. Bu aşamadan sonra vücudumuz ne yapıyor dersiniz? Tabii ki kanımızın içeride kalması için elinden geleni yapıyor. Eğer yaralanma sebebiyle kan dışarı sızmaya başlarsa vücudumuz onu kapatmaya çalışıyor bunu da hemostaz dediğimiz mekanizma ile yapıyor vücut hemostaz aracılığıyla bir pıhtı oluşturuyor ve bu pıhtı sayesinde kan sızıntısı duruyor damardaki yaralanma iyileşmeye başlıyor hadi şimdi merven'in dizine daha yakından bakalım ve bu pıhtının tam olarak nasıl yapıldığını görelim işte burası kan damarı ve içinde kan var. Kanın içinde ise birçok farklı türde hücre bulunuyor. Bunlardan biri kırmızı kan hücreleri yani al yuvarlar. Bunlar vücut dokularına oksijen taşımakla görevli. Bu kan damarında kanın düzgün bir şekilde tek bir yönde akması gerekiyor. Ayrıca biliyor muydunuz? Eğer bütün damarlarımızı uçuca birleştirecek olsaydık, uzunlukları 150 bin kilometreyi bulurdu. Bu dünyayı yaklaşık olarak dört kere turlamak demek. Yani kan damarının işi çok zor. Buna yardımcı olan bir hücre türü de damardaki iç duvar. Buradaki hücreler endotel hücreleri ve kanla iletişim kuruyor. Evet hemen yazalım. Endotel. Bu hücreler kanın düzgün bir şekilde akmasını sağlıyor. Bir yaralanma olduğunda bu hücreler devreye giriyor ve hemostaz başlıyor. Şimdi Merve'nin dizine odaklanalım. Merve dizini çizdi ve orada bir yarık oluştu. Burası derisi olsun. Şöyle çizelim. Aynı zamanda derinin altındaki damar da hasar gördü. Bu kısımları siliyorum. Kan damarı hasar gördü ve bu yönde akması gereken kan dışarı çıktı. Yani damarı geçti, deriden de dışarı çıktı. İşte bunu engellemek için hemostaz süreci başlayacak. Hemostazın iki aşaması var. İlk aşama birincil hemostaz. Bu yaralanmanın hemen ardından başlar. Endotel hücreleri yaralanma bölgesinde protein salgılamaya başlar ve bu da yaralanma olduğuna dair kana sinyaller yollar. Kanımızda trombositler bulunur. Trombositler de kırmızı kan hücreleri gibi kemik iliğinde üretilirler. Görevleri de yaralanma durumunda bu hasarlı kan damarlarına yanıt vermektir. Bunları böyle kare şeklinde çizdim ama asıl boyutları kırmızı kan hücresiyle karşılaştırılınca bu kadar oluyor. Bu hücre benzeri yapıların içinde hemostaz için gerekli protein ve molekülleri taşıyan kese ve granüller bulunur. Endotel hücreleri trombositleri yaralı bölgeye çağırmak için proteinler salgılar. Bunun ardından trombositleri içeren bir olaylar zinciri başlar. Çok detaya inmeyeceğim ama bu olaylar zincirinin sonucunda trombositler yaralanma bölgesine yapışır, aktive olurlar ve şekilleri değişir. İçlerindeki maddeleri salgılarlar ve birbirlerine sıkı sıkı tutunmaya başlarlar. Bu esnada başka trombositleri de göreve çağırırlar ve trombosit duvarı büyür. Bunun sonucunda trombosit tıkacı denen yapı oluşur. Bu kanamayı durdurmanın ilk aşamasıydı. Ancak bu zayıf olduğu için ve daha güçlü bir yapıya ihtiyaç duyduğumuz için ikincil hemostaz devreye girer. Bu sefer daha güçlü bir protein olan fibrin işin içinde. Fibrin bu trombosit tıkacının üstüne biner ve onu sağlamlaştırır. Bunu trombositleri birbirine düğümlemek gibi düşünebilirsiniz. Hatta tıkaç kopmasın diye iki defa veya üç defa düğüm atar. Fibrin damarlarımızda fibrin olarak akmaz. Yanında fazladan bir protein taşır. Bu haline fibrinojen adı verilir. Bizim bir şekilde fibrinojenden fibrin elde etmemiz gerekir. Bunu da pıhtılaşma faktörleri dediğimiz protein ailesi yardımıyla yaparız. Hepsini aynı renkte çiziyorum. Fakat unutmayalım aslında birden fazla pıhtılaşma proteini türü var. Yaralanmış kan damarları bu pıhtılaşma faktörlerini aktifleştirmek için sinyal gönderir. Bir tanesi aktifleştiğinde zincirleme şekilde bir diğeri de aktifleşir ve sonunda fibrinojenin o fazladan proteini ayrılır ve bunun sonucunda fibrin de trombosit tıkacının üzerine gelip o bölgeyi düğümler. Pıhtılaşma faktörlerinin izlediği bu sürece pıhtılaşma kaskadı ya da koagülasyon kaskadı denir. Bu sürecin de detayına şu anda girmiyoruz. Ancak ikincil hemostazda temel olan şu. Trombosit tıkacını güçlendirmek için pıhtılaşma kaskadı sonucunda fibrinojendeki fibrini kullanıyoruz. Trombositlerin üzerindeki fibrin yumağı ile işte bu pıhtıyı oluşturuyoruz. Bu pıhtı da kanamayı durduruyor ve böylece kan kesintisiz olarak damarda akmaya devam ediyor ve damar iyileşiyor.